Evet. Şu an Kibira'dayım. Haziran başı gibi bu Tolos planlı Nymphaeum tekrar hayata geçirildi. Şükrü Hoca'nın emekleri büyük. Son 9 sene Nymphaeum'u tekrar eski haline getirmekle geçirdi arkeologlar. Şu ortada görmüş olduğunuz sütunlar aynı eski orijinalindeki taştan yeniden yapıldı. Şu taşların üstünde bakınız ayak izleri var. ...13 tane heykel grubu bulunmaktaydı. Bunlar bronz heykellerdi. Ve 6 tane kadar da mermer heykel Nymphaeum'u süslemekteydi. Yani toplamda 19 tane heykel bu güzel anıtsal çeşmeyi süslemekteydi. Burayı sadece bir Nymphaeum olarak değerlendirmemek gerek. Aynı zamanda bir Castellium görevi de görmekteydi. Yani bu anıtsal çeşme aslında bir su rezervi görevi görmekteydi ve 1650 metre yükseklikteki su kaynağından suyunu almaktaydı ve arkeolog hocalarımız 2000 yıl önce kullanılmış olan su kaynağını aynı şekilde tekrar devreye soktular. Yani şu an burada görmüş olduğunuz akan su 2000 yıl önce yine burada kullanılmış olan su. Tatlı su. Ben tadına baktım. Hani içilir kıvamda gibi. Tam ortada şu görmüş olduğunuz sütunların arasında 6 tane heykel grubu vardı. Bu heykel gruplarından 2 tanesi şu an yerinde. Hastanın başına doğru yatar pozisyonda elinde bir meyve kabı bulunan Herakles. Hemen yanında buradaki Dionysos. Diğerleri an itibariyle diğerlerinin bir kısmı an itibariyle Burdur Müzesi'ndeki bahçede. Şu tam ortada bir sütun kaidesi bulunmakta. Büyük bir ihtimalle orada da İmparator Claudius'un heykeli olması lazım. Fakat İmparator Claudius'tan da 13 tane bronz heykelden de herhangi biri bulunamadı daha. Araştırmalar devam ediyor. Hemen tepede şurada Girland Relief dediğimiz relief. Bu boğaların ve insanların başın üzerinden geçen meyvelerin, ambrosya nektarların betimlendiği bir riz gibi düşünebilirsiniz. Şuradaki parça yeni. Fakat diğerleri hepsi orijinal. Yani
Buranın bizim, bakın şurası %80'i orijinal, %20'si yeni anlamında. Bütün bölüm, şu an daha tam kazı işleri bitmemiş bölüm, bir kültür meydanı gibi düşünülebilir. Buradan bakınca direkt tiyatro karşıda. Odeon'un ve hamamın bulunduğu bölüm hemen diğer tarafta. Burası böyle toplantıların yapıldığı, buluşma noktası gibi, kültürel konuşmaların yapıldığı, suların huzur verdiği, hoş bir meydan gibi de düşünebiliriz. Hemen kaidelerin altında çörtenler, aslanların ağzından sular akmaktaydı. Kibira, gladyatörler şehri Kibira. Bu Tolos tipli nymphomuyla, aynı zamanda Castellium özelliği taşıyan bu muhteşem eseriyle bence bir level atladı. Bölgeye gelenlerin muhakkak görmesi gerek diye düşünüyorum. Görmemiş olanlar için de ya da gelmeyi düşünenler için de bu informasyon babında bir film olsun. Rehber Atilla Nilgün'den. Selamlar, sevgiler.